Bugünkü açıklamamız eczanelerimizi yaşatacak bir protokol talebiyle ilgili. Hepinizin bildiği gibi Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacılar Birliği arasındaki bağıtlanan ilaç alım protokolü 31 Mart 2016 tarihinde sona ermektedir. Yeni protokolün yapılması için bugüne kadar her türlü çaba sarf edilmiş olmasına rağmen taraflar arasında henüz bir mutabakat sağlanamamıştır. Eczacılık alanı 2004'ten bu yana olumsuz, son derece ciddi bir ekonomik daralma ile karşı karşıyadır. Eczacının tüm geliri ilaç fiyatlarına bağlıdır. İlaç fiyatları son 10 yılda tam 572 kez düşmüştür. Fiyatlar azaldıkça eczacının geliri de azalmaktadır. Üstelik eczacının ne ilacın fiyatını arttırmak ne de satışı arttırmak gibi bir çabası söz konusu değildir. Eczacılar ilaç fiyatlarının yükselmesini arzu etmezler. Böyle bir gayeleri de yoktur. Eczacı toplumun akılcı ilaç kullanımını sağlamak için çalışan bir sağlık meslek mensubudur. Bu nedenle eczacılar sürekli daha çok çalışıp daha az kazanan bir noktadadır. Ve son yıllarda eczacılık alanında herhangi bir iyileşme de yaşanmamıştır. Toplumun tüm diğer çalışan kesimlerinin reel gelirleri artarken en azından enflasyona bağlı olarak bir gelir artışı sağlanırken eczacının gelirleri günden güne erimektedir. Bu durum pek çok eczanemizi kapanma noktasına getirmiştir ve her yıl kapanan eczane sayımız bir önceki yıla oranla daha çok artmaktadır. Diğer taraftan nüfus artıyor, nüfus yaşlanıyor, kronik hastalıklar artıyor ve 13 yılda Türkiye'de hekime gitme sıklığı yılda 2.1'den bugün 8.3'e çıkmıştır. Eczacılar her yıl 337 milyon reçete karşılamaktadır. Bu da günde 1 milyon reçeteye tekabül etmektedir. 25 bin eczane ile günde 1 milyon reçetenin karşılandığı bir olguyu hep birlikte yaşıyoruz. Eczanede bu süreçte istihdam edilen insan sayısı ve eğitimi artmış, personel sayısı yükselmiş, eczacının iş yükü ve giderleri artmış, buna mukabil gelirlerinde azalma meydana gelmiştir. Değerli basın mensupları, şöyle özetlersek, 25 bin eczanenin %63.8'i artık bir yaşam mücadelesi vermektedir. Eczacıların %54.8'i kredi kullanmakta. Bunların da %66'sı sürekli kredi kullanmakta. Yani krediyi bir yatırım aracı olarak değil, eczanesini döndürmek için ve borcunu kapatmak için kullanmaktadır ve sürekli borç içerisinde durumu devam etmektedir. Değerli basın mensupları, Türk Eczacıları Birliği olarak sosyal güvenlik kuruluşlarının tek çatı altında birleştirilmesinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilaç alım protokolleri imzalıyoruz. Bazen bir yıl, bazen iki yıl, 2012 yılında da 3,5 yıllık bir protokol yaptık. Yani 2005'te, 2007'de, 2008'de, 2009'da ve 2012'de bir protokol yaptık. 2012 yılında yaptığımız protokolü de 3,5 yıllık yaptık. 7 Haziran seçimleri oldu, protokolü bağlayamadık. Ancak uzattık 3 ay.
1 Ekim'e. Daha sonra oluşan hükümet yeniden bir seçim kararı aldı 1 Kasım. Dolayısıyla biz yeniden 3 aylık bir süreyle protokolü tekrar uzattık 31 Aralık'a. 31 Aralık'ta yeni gelen hükümetle birlikte geçici bütçenin ortaya çıkması yeniden yeni bir protokol, yani 2016'ya ait yeni bir protokol yapmamızı sağladı. Geçici bir protokol, 3 aylık bir geçici protokol daha yaptık. Ve bunun da tarihi 31 Mart 2016. Bu protokol ekonomik hükümler içermiyordu. Sadece protokolü uzatan yeni bir anlaşma yapmıştık. Şimdi geçici protokolün yürürlükte olduğu süre boyunca Türk Eczacıları Birliği, eczacı odaları ve eczacılar olarak defalarca Sosyal Güvenlik Kurumu, Kurum Başkanı, GSS Genel Müdürü ve Çalışma Bakanı ile son olarak da Ekonomi Koordinasyon Kurulu ile bir ortak toplantı yaptık ve bu toplantıda taleplerimizi kendilerine ayrıntılı bir biçimde sunduk. Sizin önünüzde de bu raporlar var. Burada 2013 Eylül ayından Eylül ayında yaptığımız revizyondan bu yana 3 yıllık bir süre geçti ve bu 3 yıllık süreçte eczacıların ekonomik taleplerine ilişkin herhangi bir iyileştirme, onları rahatlatacak herhangi bir olgu, olay ortaya çıkmadı. Şimdi eczacıların bu süreçte yaşadığı reel olarak erimeyi rakamlarla ortaya koyduk. Ancak gelinen aşamada birliğimizin tüm iyi niyetli çabalarına rağmen, üyelerimizin 3 yıldır gösterdikleri sabra rağmen beklentilerimizin çok altında bir taleple karşılaştığımızı üzülerek ifade etmek istiyoruz. Oysa eczanelerimizin varlığını sürdürebilmesi açısından taleplerimizin kabulü yaşamsal derecede önemlidir. Sayın Çalışma ve Sağlık Bakanlarımızın eczanelerin içinde bulunduğu durumu gayet iyi bildiklerini, makul ve haklı taleplerimizin karşılanması konusunda Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda çaba harcadıklarını görüyoruz, biliyoruz. Birlikte de bu süreci yaşadık. Bunun neticesinde dün Sayın Çalışma Bakanı Süleyman Soylu'nun ifade ettiği teklifte olduğu gibi sadece reçete başına bir hizmet bedelinde yapılacak kısmi ve cüzi iyileştirmelerle eczanelerimizi yaşatabilmek mümkün değildir. Eczacının artık tahammül kapasitesinin çok ötesine geçilmiştir. Yaygın eczane ağını korumak ve halk sağlığına hizmet etmeye devam etmemiz açısından artık hep birlikte bir adım atmanın zamanı çoktan gelmiş geçmektedir. Eczaneler 25.500 eczanesiyle Türkiye'nin her noktasında 78 milyon vatandaşımıza ve 3 milyon Suriyeli mülteciye yaygın, kesintisiz sağlık hizmeti veren merkezlerdir. Diğer yandan eczanelerimiz 2005'ten bugüne kamu adına tahsil ettikleri muayene ücreti dolayısıyla kamuya her yıl 276 milyon. Bu da en az düzeyde hesaplanmış bir rakamdır arkadaşlar. 276 milyon liralık bir gelir sağlamaktadırlar. Şu gelir arkadaşlar. Eczaneler vezne hizmeti görmektedir. Vatandaşın muayene ücretini devlet adına tahsil ederek eğer bunu bir personele yaptırsa, kamu personeline yaptırsa burada hastanelerde, ASM'lerde konumlandıracağı insanların yaratacağı ekonomik katkı en az 276 milyon liralık bir katkıdır ve bu devlete eczacıların yaptığı bir katkıdır. Bunu da
altını çizmek istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, büyük özveriyle ülkenin dört bir köşesinde nitelikli sağlık hizmet sunumu veren eczaneler bu yıl için bütçeden ilaca 21 milyar 406 milyon TL bütçe ayrılmıştır. Bu bütçeden bir kısmının eczacıya aktarılması eczacının nefes almasını sağlayacak bir yaşamsal derecede öneme sahip vakadır. Ekonomi Koordinasyon Kurulu bundan birkaç ay önce ilaç sanayicileriyle yaptığı görüşme sonucunda 1 milyar 200 milyon TL gibi bir rakamı ilaç sektörüne aktardı. Bu rakamı ilaç sektörüne aktarırken maalesef bunun %10'una denk gelecek bir rakamın da eczacılara verileceğini ve bunların eczacılara kaynak olabileceğini öneriyorlar. Biz bunun hakkaniyet ölçüleri içerisinde olmadığını ve büyük bir çelişki olduğunu söylüyoruz. Neden? Geçmiş 10 yıla baktığımızda sağlık harcamaları içerisinde ilaç payı %45'lerdeydi arkadaşlar. Bugün %20'lerin altına düşmüş vaziyette. Gayri safi milli hasıla içerisinde yine ilaç paydası 1.6 iken dünya ölçeği 1.4, bugün bizim ülkemizde birin altına düşmüş vaziyette gayri safi milli hasıla da ilaç. Kişi başına 130 dolarla Türkiye Avrupa'da ilaca en az para ayıran, kişi başına ilaç harcamasında en az pay ayıran ülkelerden birisi. Diğer ülkelerde de eczacılar bu süreçleri yaşadılar ve ülkeler eczaneleri korumak için, paydaşlarını korumak için, tüm hastaları ve yurttaşları korumak için eczacılara katkıda bulunuyorlar. Değerli basın mensupları, eczaneler basit birer ticari işletme, eczacı da tacir değildir. Eczacı halka en yakın sağlık danışmanı, eczanelerimiz de sağlık bakım merkezidir. Eczacılarımız profesyonel bir meslek mensubudur. Toplum sağlığı danışmanıdır. Bu doğrultuda sağlık ve sosyal güvenlik sisteminin yapı taşı olan eczaneleri korumak, eczacıya kazanımlar getirecek ve halkımızın ilaca sorunsuz bir biçimde erişmesini sağlayacak bir protokol talep ediyoruz. 29 Mart 2016 tarihinde, yani dün gerçekleşen 40. dönem 3. Başkanlar Danışma Toplantısı'nda tüm eczacı odası başkanlarımızın katılımıyla birlikte bu süreci değerlendirdik. Bu toplantı sonucunda tam bir mutabakatla Sayın Çalışma Bakanı'nın kamuoyuna açıkladığı teklifin eczanelerimizin içinde bulunduğu zor durumda kurtarmakta yetersiz kaldığını, haklı taleplerimizin kabul edilmemesi halinde 31 Mart'ta sona erecek protokolü bir kez daha uzatmayacağımızı, protokol hükümleri gereğince sözleşmeyi feshedeceğimizi, 1 Nisan itibariyle de noter kanalıyla kuruma bildireceğimizi buradan üzülerek kamuoyuna ilan ediyoruz. Altını özenle çizmek isteriz ki amacımız asla bir kaos yaratmak değildir. Biz ayakta kalmak için, yaşamak için sadece hakkımız olanı istiyoruz. Eczacıya bir can suyu, bir kaynak yaratmak istiyoruz. Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun da bu çerçevede taleplerimizi yeniden değerlendirmesini umuyoruz ve bunu da kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Katıldığınız için de hepinize teşekkür ediyorum.